8 Haziran sabahına çok garip olaylarla uyandık arkadaşlar biliyorsunuz. Apple bundan önce zam yapmak konusunda çok cimri davranan, çok ara veren bir marka olarak Türkiye'de hafta başında yeni fiyatlarını açıklamışken 8 Haziran sabahı, Perşembe sabahı bir önceki fiyat açıklamasından 3 gün sonra tekrar bir iPhone fiyatlarına zam yaptı. Ve böylece bir anda Türkiye'deki en pahalı telefon, en ucuz telefon, bütün denklemler değişti. Niye değişti? Dolar e, malum seçimlerden sonra tutulamaz bir formda her gün yeni rekorlar kırıyor gibi görünüyor ama tüm bu olaylar oluyorken Türkiye'de enflasyona meydan okuyan bir telefon var hangi telefon şu an masanın üstünde kendisini ve kutusunu görüyorsunuz Hanır 70. Şimdi bizim kanalda Hanım 70'in incelemesini bulamazsınız. O yüzden kanalda aramayın. Başka kanallarda, başka kaynaklarda Hanım 70'in incelemesine bakın. Niye bulamazsınız? Bu telefon geçen yaz sonu gibi Türkiye'de satışa çıktığı zaman Hanım niye ise telefonu bize gönderme konusunda çok şey olmamıştı, çok istekli olmamıştı. Ama bu videoyu çekmek için ayın 8'inde kendilerinden rica ettik. Bize gönderdiler. Fon olarak burada duyuyor çünkü bu videoda olması lazım. Elimizde olmayan bir telefonla ilgili yorum yapmak doğru olmaz. Peki Hanım 70 nasıl bir cihaz? Ben kendi yaptığım şey listelerinde, önemli listelerinde, canlı yayınlarında, canlı filan söylüyorum. Teknik denonimde ve gayet iyi görünen bir cihaz işlemci gayet iyi yani son bir yılın şartlarına baktığımız zaman gayet iyi. 6.67 inçlik bir ekranı var. Ele oturuşu falan da çok çok iyi. 4800 miliamperlik bir pil var. E, kameralarsa işte artık Huawei mirası mı deviz yoksa Honor özgür ve bağımsız bir teknoloji şirketi kamera konusunda kendini çok geliştirmiş. Gayet iyi kameraları var mı deriz. O sizin tercihiniz. Ben Huawei mirası diyenlerdenim. Honor 70 Türkiye'de piyasaya çıktığı günden beri arkadaşlar fiyatı benim hep önerdiğim seviyelerde kalıyor. Yani yükselmiyor ve aslında eğer başka bir açıdan bakacak olursak fiyat biraz düşüyor. Fiyatın bu düşüyor olması da bugün geldiğimiz noktada Hanı 70'i işte biraz önce isimlendirdiğim gibi enflasyona meydan okuyan cep telefonu olarak karşımıza çıkartıyor. Şimdi bu videoda ne yaptık ben size onu anlatayım. epey.com benzeri hatta doğrudan örnek olarak epey.com'daki son bir yıllık fiyat grafiğini aldım arkadaşlar. Ve o fiyat grafiğindeki tepeleri aşağıları yani fiyatın en yukarıda olduğunu ya da fiyatın en aşağıda olduğu zaman dilimlerini işaretledim. Ve o günler Türkiye'de dolar kaç liraymış? Onu Merkez Bankası'nın web sitesinden baktım. Hanım 70 Türkiye'de kaç liraya satılıyormuş ve o günün fiyatıyla kaç dolar ediyormuşun listesini çıkarttım size. Şimdi o listeyi paylaşacağım. Böylece Hanım 70'in fiyatında nasıl bir dalgalanma olduğunu hep birlikte göreceğiz. Zaten şu anda siz teorik olarak o bizim şeyden aldığımız, epey.com'dan aldığımız şeyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çizelgeyi görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi Hanım 2022 yılının 10. ayının ilk 10 gününden sonra çünkü 7'sinde lansmanı yapılmış. Bir hafta sonra satacağız demişler. 14'ü, 15, 16'sı falan gibi Türkiye'de piyasaya çıkmış ve lansman fiyatı 12.999 vermiş. O günkü dolar kuru Türkiye'de 18.55 vermiş arkadaşlar ve 700 dolara geliyormuş. Küsur ve atıyoruz 700 dolara geliyormuş. Şimdi grafiğe dönüp baktığımız zaman 26.11'de yani ortalama bir ay sonra cihazın fiyatının 12499 liraya düştüğünü görüyoruz. Dolar da 18.6 liremiş. Yani 25'i 26'sı falan gibi bu fiyatlar değişmiş. 700 dolarlık cihaz bir anda 671 liraya düşmüş. Nereden maksat %5 falan bir indirim. Süper. 11 12'ye 11 €'ya baktığımız zaman, 11 Aralık 2022'ye baktığımız zaman tekrar 12999 liraya çıktığını görüyoruz. Bu sefer kur 18.61 liraymış. O günkü kurla arkadaşlar 698 dolar yapıyormuş. Yani TL olarak fiyat aynı ama dolar olarak 2 dolar düşmüş cihazın fiyatı. Bir başka şeyimiz ne derler dipimiz 13-12'de 13 Aralık 2022'de 11.699 liraya düşmüş. Yani bakacak olursunuz gayet iyi bir düşüş. Niye bu kadar düştü o gün fiyat anlamış değilim. Kur da 18.62'ymiş. O günkü kurla 628 dolar yapıyor. Çok iyi yani 700 dolardan çıktığını düşünürsek ortalama %10 fiyatı düşmüş. Ama tabii ki öyle kalmıyor. 19 Ocak'a geldiğimizde ortalama bir ay sonra bu büyük bir ihtimalle 13-12'deki fiyat düşüşü işte bu yılbaşı indirimleri, Black Friday bilmem ne falan onlardan birisi oluyor. 19 Ocak 2023'e geldiğimizde Hanır 70'in fiyatı 12.499 lira yani 12.500. Kurda 18.77 665 dolar yapıyor. Farkındaysanız dolar olarak cihazın fiyatı hep düşüyor şeydi. Sonra 13 Şubat'a geldiğimizde 13 Şubat'ın önemi ne arkadaşlar? 14 Şubat sevgililer gününden bir gün daha önce bu büyük bir ihtimal yine öyle bir kampanyada bu sefer 11.399 liraya düşüyor cihazın fiyatı. 12.999'dan yani 13.000 liradan çıktı 11.399 liraya. TL fiyatı da çok güzel düşüyor. Dolar biraz daha yükselmiş 18.81 olmuş. Ve 606 dolar yani 700 dolardan Türkiye'de satışa çıkan cihaz neredeyse 606 dolar 100 dolar 7'de bir civarında indirimli bir rakamdan satılıyor. Bu arada Hanır Türkiye'yi tebrik etmek lazım. Fiyatı yükseltmiyorlar. Fiyat asla gördüğümüz kadarıyla çıkış fiyatı alan 12.99'un üzerine çıkmıyor. Çok iyi. 12.99'un üzerine çıkmıyor. 29.3'te tekrar bakıyoruz fiyata 12.499 daha önce de 12.499'u defalarca görmüştü cihaz zaten ama bu sefer döviz kurumuz 19.1 TL o yüzden 654 dolar yapıyor küsuratla ve atıyoruz dolar hep düşüyor hep düşüyor farkındaysanız 6.5'te yani 6 Mayıs günü bu sefer cihazımızın fiyatı 12.698 lira Dolar kuru 19.48 yaklaşık 19.5 lira. Cihazımızın dolar karşılığında edilmesi ise 651 dolar arkadaşlar. Düşmeye devam ediyor. 25.5'li 12.799 bir 100 lira filan TL fiyatı artmış durumda. Ama dolar bu sefer 19.90. Hangi dolar? Merkez Bankası'nın kendi web sitesinde açıkladığı kuru 19.90. Cihazımız bu sefer de 643 dolar. Yani 651 dolardan 643 dolara düşüyor. Ve geldik bugüne. 8 Haziran gününü arkadaşlar cihaz şu anda 12.099 liraya satılıyor zaten şeyde görüyorsunuz sizinle paylaştığım JPEG'de ekran görüntüsü de görüyorsunuz ve bugün Dolar Kuru Türkiye'de Merkez Bankası'nın ben bu videoyu çekerken 23.32 23.32'ye böldüğümüz zaman cihazı 518 dolar yapıyor o yüzden değişti 700 dolardan başlayan satış fiyatı 10. ayda yaklaşık 8 ay sonra 518 dolara düşmüş durumda. Yani 180 dolar civarında bir indirim %25'e yakın dolar bazında bir indirim söz konusu. TL bazında baktığımız zaman da tam 900 lira. Düve. 12.999 düveye satılan cihaz şu anda 12.099 düveye bulunuyor. Nereden bakarsanız bakın TL olarak da baksanız enflasyona meydan okuyor bu cihaz. Dolar olarak da baksanız enflasyona meydan okuyor. Yani eğer Honor hani bana sorucuk olursanız tabii ki yorum yapmak istiyorum çünkü bana sorarsanız Honor 70 alınır mı? Bu fiyatlardan yakalıyorsanız sanki hala alınır gibi görünüyor. Çünkü hesap ortada cihaz resmen enflasyona, dolar kuruna, Türkiye'deki tüm ekonomik parametreleri meydan okuyor. Bu anlamda da Hanö Türkiye'yi Fiyatı böyle tuttukları için ve ne kadar daha tutabileceklerini bilmiyorum ama en azından şu an için fiyatı böyle tuttukları için teşekkür etmek lazım, tebrik etmek lazım. Unutmayın bu yıl büyük bir ihtimalle gördüğümüz enflasyona karşı meydan okuyabilen tek telefon bu olacak gibi mi geliyor. Çünkü bununla yarışabilecek ekonomik parametrelere sahip herhangi bir telefon daha şu anda benim bildiğim kadarıyla pazarda yok. Kur böyle atmaya devam ederse buna benzer videoları çekmeye devam ederiz. Bu sefer de şeye bakarım en çok hangi telefon pahalanmış, ne olmuşa bakar onu da sizinle paylaşırım. O videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.